Allah Celle Celaluhu ve hamd seçtiği kullara selam. İsmaila cemaati bizim bunca ortaya koyduğumuz bunca hakikat açıklama delillere rağmen ortaya bir açıklama koyamaması bunların bu hocaların tabirlerinden de bize deli gibi şeyler gelmesi, yaftalar gelmesi herhalde Duhan suresindeki şu ayeti hatırlatıyor bana. Herhalde yani o Resul diyecek ki benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Yani benim kavmim bu Kur'an'ın hükümlerini, buradaki emirleri, buradaki bildirilenleri terk etti. Yani ya da bunları mana üzere yitirdiler manasında lafı söyleyecek. Akabinde bunlar bana bu delilik yaftasını yapmaya başladılar. Bu dilinin arkasında demek ki şöyle bir şey de olabilir. Öğretilmiş dili. Yani başka bir şey diyemez. Bunu nereden biliyorum diye sorduğumda benim hakkımda bunlar ne söylese iyi olur. Öğretilmiş deli demeleri yani öğretilmiş bu buna birileri öğretiyor. Bu bilen birileri bunu şey yapıyor. Ama ne için? Bu para için değil, pul için değil. İslam'ın hizmetine İslam'ın hizmetinde, Müslümanların hizmetinde doğru itikat, doğru şeylerin söylenmesi benim ortaya koyduğum. Yani bu yaftaların bu şekilde ayyuka çıkması alimleri baya baya büyütülmesinden kaynaklanmakta. Tabi hepsi alimlerin ilahi iddia edilmez. Belirleri yüceltilir. Belirlisi yani belirli kişi belirli alimler yüceltilir. Belirli birileri de yani bunların içinden seçilmiş olanları da şey var. İlah iddia edilir. Yerine konur. Yani lisan-ı halle. Ki bu durumu İsmaila'da acaba dedim yani bu konu hakkında benim hakkımda öğretilmiş deli lafzı geçiyor mu? Mutlaka geçmesi lazım. Niye geçmesi lazım? Resulleri kabul etmeyiz diyor ya Ali Kara. Yani kitap ve hikmet verilen, Resul'ün arkasından gönderilen bir önceki Nebi'nin elindeki kitabı ve Resul'ü tasdikleyen bir Resul geldiğinde onu uymak mecburiyetinde değiliz diyor Ali Kara. Yani bunların bu halleri gösteriyorlar ki Neml 14 gereği gerçeği bile bile yani kibirlenme büyüklenme dolayısıyla bunları örtüyorlar, kibirleniyorlar, yalan sayıyorlar. Bu Allah'ın fazlıdır, dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.